Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kesme irmik tatlısı ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimize ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Şerbeti için tencereye iki buçuk bardak şeker, iki buçuk bardak suyu alalım. Şeker eriyinceye kadar karıştırıp orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kıstım. Bir dilim limonu hafif sıktıktan sonra bu şekilde içerisine bıraktım. İsterseniz limonu bırakmaya da bilirsiniz. 3-4 damla kadar limon kullanarak da hazırlayabilirsiniz. 7-8 dakika kadar şerbeti kısık ateşte kaynatıyorum daha sonra soğuması için kenara aldım. Hamuru için 125 gram margarin, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra malzemeleri birbirine güzelce yediriyorum. Malzemeleri bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bir bardak kadar un ekledim. Üzerine bir paket kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş hamuru yoğurmaya başladım. Toplamda 2 bardak artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Unu kontrollü ekleyin lütfen. İlerleyen dakikalarda kıvamını sizlerle yakından paylaşacağım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu aşamadan sonra unu çok dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Çok fazla un kullanırsanız bu sefer yaptığınız tatlı taş gibi olacak. Şerbetini güzel çekmeyecektir. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur oldu. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması yeterli olacaktır. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada şöyle bir hamuru toparladıktan sonra hızlı bir şekilde şekil verme aşamasına geçeceğim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bir parça kopartıp bu şekilde silindir şekline getiriyorum. Hamur kartı ile bu şekilde kestikten sonra 20'ye buluyorum. Hemen kameranın açısını düzeltiyorum. Hamuru güzelce bu şekilde irmiye buladıktan sonra hamur kartı ile istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben biraz küçük hazırlıyorum. Bu şekilde kestikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Şerbetini daha güzel çekmesi için ben piştikten sonra borcama alıyorum. İsterseniz direkt yağlı kağıt sermeden de bu şekilde tepsiye alıp daha sonra şerbetin üzerine dökebilirsiniz. Tatlıları hazırladıktan sonra fırını önceden ısıtmaya dikkat edin. 3-4 dakika kadar fırına önceden 170 dereceye ayarladım. Bu şekilde sıcak fırına girecek. Bu tarz tatlılarda dikkat etmeniz gereken önemli püf noktalarından birisi fırını önceden ısıtmaktır. Yakından gösterdikten sonra hemen fırına sürüyorum ve fırından alıyorum. Tatlım çok güzel bir şekilde kızardı. Sıcak sıcak hemen hızlı bir şekilde borcama diziyorum. Bu aşamada biraz hızlı olmanız gerekiyor. Tatlının soğumaması gerekiyor. Bu şekilde dizdikten sonra soğumuş olan şerbetimi üzerine gezdireceğim. İnanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor. Hem hafif hem de pratik. Ben bu şekilde şerbetledikten sonra ters yüzeyini çevirerek o şekilde servis ediyorum. Siz de isterseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Sıcak tatlımın üzerine soğumuş olan şerbetimi döküyorum. Şerbeti buzdolabında bekletmedim. Oda ısısında kendiliğinden soğumuş, oda sıcaklığına gelmiş olması yeterli olacaktır. Çok fazla soğutmayın. Şerbetini döktükten sonra 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Şerbetin yarısını çektikten sonra ben diğer yüzeyini çeviriyorum. O şekilde süsleyip o şekilde servis ediyorum. Alt tarafı daha düzgün ve daha kızarık oluyor genelde. tatlım şerbetin yarısını çekti hemen videoda görüldüğü gibi tatlıları bu şekilde çeviriyorum İsterseniz çevirmeden de servis edebilirsiniz ben yalancı antep fıstığı ile süsledim isterseniz yalancı antep fıstığı tarifine de kanalımdan ulaşabilirsiniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.